Şu an neredeyiz? İzmir'in güzel ilçesi Beydağ'dayız. Arkamızda Bozdağ, karşımızda Beydağları. Milattan önce 3000'li yıllara dayanan, Tunç devrine dayanan bir tarihin, bu güzel doğanın içerisindeyiz. Tam ortasındayız. Menderes Nehri'nin aktığı bereketli topraklarda ve tabii ki Efeler Diyarı Beydağ'da yolumuza devam ediyoruz. Dikiz Aynası İzmir'in Çin ilçesi Beydağ'da gezmeye devam ediyor. Görmeye devam ediyor. Tanıtmaya devam ediyor. Beydağ Belediyesi'nde Dikiz Aynası yoluna devam ederken burada çok güzel bir şey dikkatimi çekti. Beydağ Belediyesi'nin çocuklar için yaptığı kütüphane. Ve bu kütüphane gezici bir kütüphane. Aynı zamanda da şu anda tam bir zirvedeyiz. Bu zirvede geldiğimiz zaman burası çok güzel, doğa harikası bir yer. Bir yandan barajın güzelliğini izlerken bir yandan da buradan kitap alıp baraja karşı oturup o kitabı okuyabiliyorsunuz. Esra da bu arada kütüphaneye girdi. Kendisi biraz kitap kurdudur. Ama Dikiz Aynası yoluna devam ediyor. Dikiz Aynası yoluna devam ederken vallahi kuzu deryalarının yanına geldik. Rastgele mi diyorsun kaptan? Hoş geldiniz öncelikle. Hüseyin Çolabak, Beydağ Su Ürünleri Kooperatifi üyesi. 2011'den beri kooperatifimiz faaliyette. Ben şöyle geleyim ya. 2011'den beri kooperatifimiz faaliyette az 50 üyemiz var. 15 tane avcımız var faaliyet gösteren. İşte göründüğü gibi 3-6 tane teknemiz var. Vallahi faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Vallahi bir tane sazan vardı. Sazan değil mi? Doğru söylüyorum. Evet, sarı sazan bunlar. Kuzu deryasıydı. O gitti. Onu başkan aldı götürdü. Kendi lokma diyecek herhalde. Hiç demedi. Yapalım mı? Ya bu sazan nasıl yapılır? Çok kuşuklu deniliyor. Valla hem mangal da yapıyor biliyorsun. İstersen kızgın yağda bunu yaparak, unlayarak kızgın yağda, aşırı kızgın yağda, yüksek ateşte çok lezzetli oluyor. En böyle yüksek mi diyeyim ya? Soruyu da yanlış sordum. Böyle kaldım böyle şey gibi de. Yani kaç kilo çıkıyor? Bugüne kadar kaç kilo balık çektiniz? Yani büyük olarak. Büyük olarak 15-17 kilo kadar burada balık çıkardık. Vallahi işte diyor ya kuzu deryası diye. Abi ben bir tane göstereceğim. Vallahi onu böyle bir alabilsem buraya aslında o kuzu deryasını. Vallahi bir abim bana yardım ediyor. Taşıyabilir miyim onu da bilmiyorum ama. Ha maşallah. Vallahi usta ben. Vallahi şuna bak abi ya. Maşallah. Vallahi biz açılacağız şimdi, balık tutmaya gideceğiz. Siz kendinize dikkat edin. Emir'le Esra'yı bırakıyorum şeyde. Karada bırakıyorum. Denize açılıyorum. Biz gidelim bir tutalım istersen usta. Veli Kaplan'la gidiyoruz biz balık tutmaya. Beydağ'da yolumuza devam ediyoruz. Dikiz Aynası bir sefer denizlere açılıyor. Denizlerden devam edeceğiz. Şu şarapta yelkene, sirk üstüne yatalım. Kızılır mı başına, şu ırgadı atalım. Tutalım balık kavyar, keyfimize bakalım. Evet Beydağ'da kaptanımla gittik, ağ attık geldik. Kaptanım teşekkür ediyorum. Nasıl oldu mu? Oldu mu? Hemen burada yine Göl Marmara Su Ürünleri Kooperatif Başkanı var. Kendisi balık alıyor. Göl Marmara'da bitti herhalde balık, buraya geldi. Başkanım sizi şöyle bir alalım balıklarla beraber. Evet kooperatif başkanı hemen geliyor, hemen tanıyalım kendisini. Başkanım merhaba, hoş geldiniz. Biz hoş geldik, siz de hoş geldiniz. Evet, aynen öyle. Hemen tanıyalım sizi. Ben Manisa Salihli, Tekeloğlu Köyü'nde ikamet ediyorum. Göl Marmara Su Ürünleri Kooperatifi'nde başkanlık yapıyorum. Göl Marmara Su Ürünleri Kooperatifi kurulduğu için Ödemiş Beydağ'a ekmek aramaya geldik. Ekmek aramaya geldik. Biz de Ankara'dan ekmek aramaya geldik. Biz ekmeğimizin peşine düştük. Bizim düştüğümüz gibi de arkadaşlara da yardımcı oluyoruz burada. Satışlarımızda. Yani
Başkanım, Göl Marmara'da niye balık yok yani? Göl Marmara'da neden balık yok? Göl Marmara'da su olmadığı için balık yok. Göl Marmara Gölü'nü kuruttular. Kuruttuktan sonra da şu anda bu Ağustos'un 25'inde artık neticeye ulaştı. İhalesi yapılacak. İhaleden sonra inşallah önümüzdeki yıl Göl Marmara eski haline kavuşacak. Yani çünkü Göl Marmara ben biliyorum, gezmiştim de oradaki restoranlarda şeyde sazan çok da güzel yapılıyordu, sazan balığı. Aynen öyle. Bizim yani... Göl Marmara Gölü'nün sazanı zaten teşhis edilmiş bir balıktı. İnşallah yani bu yine aynı duruma gelecek diye umut ediyoruz. Yani biz çok çaba sarf ettik. Kooperatif olarak çok uğraş verdik. Şimdi artık sonuca ulaşıldı. Ama sonuç ulaşıldığı gibi biraz daha zaman istiyor. Çünkü şu anda her tarafta kuraklık var. Elimizde mevcut su olmadığı için mecburen kış sularını, yağmur sularını Bozdağ'daki projenin faaliyete bir an önce geçip Göl Marmara Gölü'nün eski haline kavuşmasını temenni ediyoruz. Bekliyoruz yani. İnşallah başkanım. Yani başka bir şey gelmiyor elimizden. Valla size rast gelsin diyorum. Kaptanlarım çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim. Bize de bu söz hakkını burada da verdiniz. Ne demek? Her zaman TV altı ekranları sizlere, mikrofonları açık. İstediğiniz zaman, bir arada dediğiniz zaman biz Göl Marmara'ya da geliriz. Teşekkür ederim. Tekrar Beydağ'da geliriz. Dikiz Aynası yoluna devam ediyor. Bekleriz yani. Mutlaka Göl Marmara'ya da bekleriz. Mutlaka Göl Marmara'ya da geleceğiz başkanım. İnşallah, inşallah. Görüşürüz. علينا من المسلمين نعمة جلال الله بركة خلول الله شفاعة لا يا رسول الله ويدي مزني ما نصب من جنة كل مشتري زرحمات باقي دكالنا رسوهات وسلامات. Beydağ'da gezimiz devam ediyor. Neredeyiz şu anda? Köy ürünleri pazarındayız. Ve burada kadınlar kendi ürettikleri ürünleri her perşembe gelip burada tezgah açıp satıyorlar. Bir de buranın bir özelliği var. Pazar doğayla açılıyor. Her pazar kurulduğunda doğayla açılan bir pazardayız. Şöyle pazarın içerisinde bir yürüyeceğiz. Bakalım ürünleri nasıl yetiştiriyorlar kadınlar? Bir görelim. Hemen bamya görünce burada tezgaha yanaştım. Teyze dedi ki her şeyimiz tazedir. Teyze seni bir tanıyalım. Fatma Tamer. Fatma teyze, bunlar kendi ürünlerin mi? Evet, kendi ürünlerimiz. Kendin bahçede yetiştiriyorsun. Evet. Evet. Her perşembe burada satıyorsun. Evet. Vallahi maşallah, ne güzel. Çakıldaklarımız var taze. Ya bu çakıldak, biz buna şey diyoruz, taze fasulye diyoruz. Evet. Ama biz çakıldak diyoruz. Çakıldak diyoruz. Evet. Bu da kendi bahçeniz. Evet. Uzun? Uzun börülcü deriz biz buna. Bunun kilosu ne kadar? Bağı 10 lira. Vallahi bağı 10 lira. Bedava. Bedava. Benim Esra oradan diyor ki giderken alalım diyor. Dönüşte program bitince alacağız. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Vallahi yürüyoruz. Tabii ki hep diyoruz ya, olmazsa olmazı İncili, zeytinyağı. Burada Beydağ'dan her şey var. Ablam seni tanıyalım. Ben Türkan Doğan. Abla senin kendi ürünlerin bunlar da. Vallahi zeytinyağını kendin mi yapıyorsun? Kendimizin. Vallahi çok güzel. Kendimizin. Nasıl, memnun musun? Memnunum çok şükür. Vallahi belediye başkanı da çok güzel pazar yapmış size. Evet, Allah razı olsun yaptı. Vallahi güzel. Yumurtalar? Yumurtalar köy yumurtası. Yumurta kaç para? 2,5. 2,5. Ama bu gezen tavuk. Yani tamamen doğal tarhana mı bu? Arkadaşlar işte burası köylü pazarı. Her şey organik, doğal. Hani şu var, kendi çocuğuna ne yedirecekse, değil mi? Aynen. Halka, vatandaşlara da evet, onu yediriyor. Rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Rahatlıkla yiyebiliriz. Biz giderken zaten alacağız. Kolay gelsin. Bir teyzemin yanına daha geldik. Vallahi teyzem var ya, Hürrem Sultan gibi oturuyor. Teyze seni bir tanıyalım. Buyurun. Sen Dudu Gündüz. Dudu teyze, bunlar senin ürünler mi? Benim ürünlerim. Vallahi teyze sen böyle Hürrem Sultan gibi oturuyorsun ha. Tabii. Tabii öyle otururuz. Yani ya. Diyorsun ki bu pazarın ağası benim diyorsun. Valla kolay gelsin. Burada da böyle bir... Bu nasıl bir üzüm bu? Bu Bulgar üzüm, bu erken eren üzüm.
Erken eren üzüm. Evet. Bu da Beydağ'ına mı ait? Evet. Vallahi güzelmiş. Bir tane yesem hakkını helal eder misin? Vallahi bir de konuşsam neye anlatacağım ama. Ben bunu aldım şöyle. Teşekkür ediyorum. Patronu da yerine koyalım. Hayırlı işler, hayırlı işler, iyi pazarlar. Evet. Hemen amcam geldi vallahi. Hadi bakayım. Hadi amcam. Buyurun, ne istersiniz? Sen ne istiyorsun amca? Ben sizi sağlığınızı istiyorum, sizi çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum amcam. İyi, çok güzel. Pazarımız nasıl? Vallahi amca bayıldık pazara. İyi. Harika pazar. İyi, güzel. Sizin de bu güler yüzünüz daha da güzel. Allah ömürler versin. Size de Allah ömürler teşekkür versin. Teşekkür ederim. Hadi yolumuza devam ediyoruz. Abi genç bir kardeşimiz var. Vallahi kardeşimiz ne güzel. Hemen tezgaha yanaşmadan böyle yüzü gidiyor ya, almayacaksan bile geliyorsun. Tanıyalım seni. İsmim Betül. Betül hem okuyorsun hem... Üniversite mezunuyum. Mühendisim bu arada. Ama pazardayım. Burada yaşıyorum. Kendim yemek için yetiştirdiklerimden artanları pazarda satıyorum. Ya harika ya. Küçük bir bahçem var. Orada hobi amaçlı yetiştiriyorum. Hem evime sebze meyve götürüyorum hem de artanları pazarda satıyorum bu şekilde. Vallahi hani ayakta alkışlıyorum diyorlar ya. Ben seni ayakta alkışlıyorum gerçekten. Ben bunu gördüm. Evet, onlar süs kabağı. Böyle dekor olarak kullanılıyor evde. Ha, ben bunu yiyecek, yenecek diye sandım. Böyle bir böyle bir niyetlendim ama. Yok yok, süs dekor olarak kullanılıyor. Hatta hediye edebilirim istiyorsan size. Vallahi. Evet. Tamam, ben bunu odamın en güzel yerinde saklayacağım. Ben şundan vereyim istiyorsan. Dur Esra, gel. Gel Esra. Biz ne yaparız? Bu hediyeye bir selfie yaparız değil mi? Evet, artık bir selfie yaparız. Pazarda bal var gelinim, pazarda bal var. Sende bir bal var gelinim, sende bir bal var. Anayan var gelinim. Teyze kolay gelsin. Nasılsın? Nasıl gidiyor işler? İyi gidiyor. Maşallah maşallah. Ne var ne var ne yok? Armut var. Armut var yersen diyorsun. Armudun iyisini? Yemecek gari. Kolay gelsin. Bak orada tamamladılar. Hemen ben böyle geliyorum. Armudun iyisini? Ayılar yermiş. İyisini? Ayılar. Kolay gelsin size de. Sizi de tanıyalım. Sıvıl Nermin. Valla Nermin teyze sen de maşallah yeri bulmuşsun gölge. Oh mis gibi. Mis harika. Gibi tümaş satıyoruz ya. Valla domatesler pembe domates. Pembe domates. Valla bu Beydağ'da bayağı meşhur pembe domates. Lezzetli olur. Kilosu kaç para? 7 lira. Valla bedava, sudan ucuz. Sudan ucuz. Doğru. Evet. Doğru. Gel abi gel domatese gel satayım mı ben? Sat. Bağırayım mı? Gel yayla domatesine gel gel. Bu neydi? Ona göre bağırayım. Evet. Ben ne diye bağıracağız şimdi? Domates geldi baba. Ha domates diye bağırayım. Gel ablam gel yayla domatesine gel. Bedava bedava. İndirim yaptık 7 lira 7 lira. Abla yevmiyemi alayım da gideyim ben artık. Evet. Hiçbir şey satıma yaz. Hiçbir şey satamıyor mu? Ya Esra şuradan bir kilo domates alla gidelim. Evet. Beraber Beydağ pazarında geziyoruz vallahi. Harikasınız. Gerçekten harikasınız. Vallahi burada bir top... Amca merhaba, nasılsın? Ne olacak? İyi vallahi. Sence ne olacak? Beydağ pazarına girerken elimizde bir şey yoktu. Esra arkadan topluya topluya gelmiş. Ama... Biraz da toplanacağız. Değil mi biraz da? Biraz da toplanacağız. Ne olacak o? Kimi yetecek abi? Yani, değil mi? Ne kadar röportaj o kadar. Tabii. Evet ama işte amcam da maşallah güler yüzlü. Amcam diyor ki biraz daha yüzüm katın. Bak Esra madem çorbayı açtın. Ya çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Evet yolumuza devam ediyoruz. Kolay gelsin bacılar. Sağ ol, buyurun, hoş geldiniz. Ne var ne yok? Her şey var. Yok yok. Yok yok. Anam burada ne gördüm ben? Bu ne? Kuru üzüm. Senin mahsulün mü? Benim.
Vallahi bak bak. Abi vallahi pazarda yok yok ha. Evet. Aa bu nedir? Bu üzüm ekşisi. Bakabilir miyim ben? Yani bu limon yerine mi? Evet evet. Aa, limon yerine. Vallahi mükemmel. Evet. Vallahi abla. Esra incir yiyor mu? Yiyor. Yiyor gayede. Yiyor gayede. Abi işte Beyda'nın inciri. Vallahi teşekkür ediyorum. Hakkını helal et. Helal olsun. Ya biz sabah kahvaltı yapmamıştık. Evet. Programa başlarken dedik nasıl olur pazara gidiyoruz. Karnımızı doyururuz. Doyurursun. Abi Beyda'ya geldin mi aç kalmazsın. Evet. Gerçekten zaten dediğim gibi her taraf bağ, bahçe. Halkı da zaten eli bol. Evet. Gönlü bol. Evet. Vallahi ne diyelim artık. Biz evet. Gidelim yolumuza devam edelim. Devam edin. Hadi Allah satış versin. İnşallah. Buyurun. Dur bizim bir tane torbamız var. Bak gel. Emir bunu çek tamam mı? Kanaldan kovulmazsak iyi. Ne yapan gari? İyi kalanım. Yumurtlanmadın da 3-5 kuruş tutar diye geldim buraya işte. Ne kırıldı mı kız yoksa? Kırılmadı, kırmadım. Kırıklarını ayırırım. Haşlayıp mı getirdin? Ne yaptın hayır, sen bunları? Hayır, haşlanmam hiç. Taze, organik, köy yumurtası, gezen tavuk bununla. Bu gezen tavuk ne oluyor? Kır. Boş oluyor. Boş oluyor. Kocasından boşanmış, horozdan boşanmış hayır, mı? Hayır, hayır. Kapalı diye değil. Organik kim yiyor bununla? Hani ben gezen tavuk deyince başı boş. Yani hayır. Sahibi boş. Yok. Sahibi olmaz mı? Sahibi var mı? Evet, evet. Hani anladım. Ben ne bileyim hep ya. Yanlış anlıyorum. Sen anlattın ya şimdi anladım ama. Anladın mı? Anladım. Tabii anlayasın. Köy insanıyız ya. He? Köy insanıyız yani anlayabiliriz hani. Tabii yani. Evet, evet. Zaten aksini ikna etmedim. Evet. Vallahi bir şey demedim yani. Böyle bir evet. Kızdın bana ama. Yok kızmadım. Vallahi kızdın. Hayır kızmadım. Hadi gari kızdın kız. Kızmadım kız. Evet yolumuza devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz. Bizim çorba vardı yumurta koyalım mı? Hadi görüşürüz. Vallahi mı? Vallahi. Bir tane mi? 10 tane. Yok yok sağ ol Allah razı olsun. Allah çarşına pazar versin. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Kim bir tanıyalım. Kimle konuşuyoruz? Kimle görüşüyoruz? Ödemiş Çaylı Mahallesi'nden Selahattin Akdeniz. Abi ben çırak olarak geldim. Kabul ederiz. Gel bibere gel, patlıcana gel, gel. Pazarın iyisi burada. Nasıl aynen, güzel mi? Aynen doğru. Sen bu işi yapacak. Ben bu işi... Evet abi mahsul kendiniz mi? Kendimizi. Kendimiz üretiyoruz, kendimiz satıyoruz. Nasıl gidiyor? Şükür o. Allah'a şükür. İyi diyorsun değil mi? İyi değil ama iyi. Abla seçmek yok abla. Bunların hepsi iyi abla. Seçebilirsin abla istediğin gibi. Dur ben tartayım artık. Buyurun, yani çıraklık yapıyorum. Tart abi. Hak geçmesin. Terazi çok önemli. Abla kaç kilo? Abla 3 yapıyorum. Abla 3 yapıyormuşuz. Benim haberim yok. Kardeş fiyatları konuşuyor. Kurtarmıyor. 5 lira bu fiyatları konuşuyor. 10 lira olması lazım. Ne olur? Tamam. Şimdi pazarcı diyor ki kurtarmıyor 10 lira olsun. Burada da bir tüketici var 5 lira olsun diyor değil mi? Emekçi emeğini alsın. Emekçi emeğini alsın. Bu adam bu işi yapıyoruz parasını kazansın. Maalesef vallahi, kazanmıyor. Vallahi helal olsun. Maalesef evet emekçi emeğini alsın. Köylü hakkını alsın değil mi? Evet. Vallahi ben de işte o yüzden satıyorum. Gel bibere gel patlıcana gel diyor. Amcam kolay gelsin. Eyvallah, hayırlı işler. Teşekkür ederim. Biz yolumuza devam ediyoruz. Dikiz aynası yoluna devam ediyor. Evet şu anda annelerin bir uzak menzilli silahı vardı. Terlik. Bir de yakın menzilli silahı süpürge. Yalnızca süpürmeye yaramıyordu. Aynı zamanda terbiye etmeye yarıyordu. Kolay gelsin. Sizi tanıyalım. Adil Soylar. Adil amca. Bunlar tamamen el emeği. El emeği. El işi göznür bunlar. Ya bu süpürgenin ham maddesi, çalısı nedir? Normal şeyden oluyor bunlar. Ve artı Balıkesir Edirne'den geliyor. Samsun'dan geliyor. Abi bir de var ya
Buğday buğday kokuyor ya. Tabii. Vallahi. Yani bunu normalde kuşlar falan yiyor ya. Tamam, sen buna dayak yedin mi hiç? Bunu dayak açtım ben, önden yakalayamadım. Yakalayamadılar mı? Vallahi benim buna dayak yemişliğim var. Var yani. Yemedim diye yalan söyler zaten. Ama sen kaçtın ya, yemedim diyor. Yedik yine abi. Ha, yedik yedik. Evet, süpürge şöyle baktığımız zaman annelerimizin terbiye aletiydi. Bir de gram ceyran yakmıyor bunlar. Bir de gram ceyran yakmıyor değil mi? Evet. Evet, Beyda'da yolumuza devam ediyoruz ama hakikaten bunun yaptığı temizlikle başka oluyor değil mi? Şöyle al süpür, Allah süpür. Biter mi bu? Ha? Ömür biter, bu bitmez. Bu bitmez. Yolumuza devam ediyoruz. Abi tam gidiyordum. Bir tane yakışıklı abiyi gördüm. Abi tam bir karizmasın ya. Sağ ol. Teşekkür ederim. Tanıyalım abi seni. İsmim Musa Yeşilat. Önceden berberlik yapıyordum burada. Şimdi yurt dışında berberlik. Berberlik yapıyordun. Allah'tan berber olduğu belli. Abi berber böyleyse. Hani terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. Abi nasıl berbersin sen böyle? Kendimi tıraş edemeyen berberler diye. Abi nerede yaşıyorsun? Almanya'da. Ben zaten sohbet esnasında. Abi Almanya mı Türkiye mi? Yaşamak için Almanya. Yaşamak için ekonomik anlamda mı? Evet, ekonomik anlamda. Ama diğer yönden şöyle kameraya bakalım. Diğer yönden yaşamak için burası da güzel ama bayağı pahalı olmuş her şey. Artık düzelecek ya inşallah. Evet, inşallah. Ama sen berber paraları nasıl abi? Hı? Berber parası iyi ya, buraya göre kıyaslarsan iyi. O Almanya mı iyi? İki tarafta iyi yani. Senin dükkan var mı? Amcamla beraber dükkan. O zaman ben bundan sonra Almanya'ya geleceğim, tıraş evet, olacağım. Buyur gel. Abi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Buyurun, düğünüm var. Ha, düğün var. Bu pazar. Ha, abi düğünüm var diyor, şeker veriyor. Ne vereyim? Abi seni şekerle mi kandırdılar? Sordum, her şey pahalı ben, oldu. Abi bak, her şey pahalı oldu diyor. Düğünüm var diyor, şeker dağıtıyorum. Bir daha düşün. Evleneceğiz mecbur. Başka çare yok. Tamam. Valla ya, ver şu torbayı da kurtul artık evet. Ya. Allah Allah. Oldu. Evet, teşekkür ederim. Abi torbanızı alın da. Yok yok, al böyle abi. Valla. Bak biz yok demeyiz ha. Yok abi. Abi bedava geldik, değiştik. Kolay gelsin. Görüşürüz. Hem orada hem burada dilim batmasın. Gelinim güzelim yakın albutmasın. Hem orada hem bedava gezimiz devam ederken böyle bir ustamızın yanına geldik. El emeği göz nuru diyorlar ya işte. El emeği göz nuru. Ustam tanıyalım sizi. Ben Yusuf Balcı. Ustam kaç yıldır yorgancıyız? 83 senesinden beri buradayız. 83 senesinden dükkan açtık. Çıraklıktan başladık. Çıraklıktan başladık, devam ediyoruz. Yani, usta bu renk renk yorganlar, cihizlik yorganlar eskisi kadar rağbet görüyor mu? Yok, eskisi kadar rağbet görmüyor. Artık yeni hazır yorganlar çıktı, silikon yorganlar çıktı. Bizim işler biraz azaldı. Ama gece gündüz çalıştığın dönemler değil mi? Evet, evet. Kaybolmaya tutmuş bir meslek. Evet, efendim. Evet. Çırak yetişmiyor. Çırak maalesef yetişmiyor, çırak yok. Değil mi? Alacaksın o pamuğu, tiftikleyeceksin, o sateni evet, bulacaksın, evet, evet. İşleyeceksin. Artık kalmadı diyorsun. Kalmadı, eski işler kalmadı. Olsun ustam be. Ama işte elinize yüreğinize sağlık, iyi ki varsınız diyoruz. Sağ olun. Dikiz aynası, Beyda'da yoluna devam ediyor. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Vallahi Türklerin olmazsa olmazı at. At, 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 avrat, silah, silah demişler. Evet. Abi burada da gördüğüm kadarıyla at malzemeleri. At malzemesi. Kendim nalbanlım zaten. Ben nalbanlık yapıyorum. Oo ne güzel. Nalbanlık yapıyorum. Var. Onun yanında bunları satıyorum. Var mı atölye, matölye, nalbanlık? Kendim yapıyorum. Kendin yapıyorsun. Elde, burada yok. Valla şu... Kendim yapıyorum. İşte Kurtuluş Savaşı'nda... Değil mi? Evet. Kadınlar böyle tağrayı alıp, najara alıp böyle o Yunan'ın üstüne yürümüş. Hatta ödemiş de. Zaten bizim en emektarlarımız kadınlarımız. Kadınlarımız değil mi? Evet. Vallahi najara kodumu oturtturum diyorlar ya. Erkeğin arkasında duran, vatanını seven kadınlarımız var. Vallahi ne güzel konuştun ya. Burada da o atların evet, kaşağı var böyle. İneklere. İneklere, atlara. Kaşağı. Vallahi sen yine böyle kaybolmaya yüz tutmuş bir mesleğin. Yok zaten Beydan'ı. Benden başka Alman yok. Değil bir mi? De amcamız da Kürt'te, o zaten yaşlı. Bir ben yapıyorum, başka yok. Öğrenen de yok. Öğrenen de yok. Yok, yok. Allah. Artık bitiyor. Ne güzel. Ya bitiyor, ben de bunu... Nasıl hani, bitiyor? Hem beni Nalmanlı'ya yakın, hayvancılığa yakın. Her şeyi bunu da burs satıyorum. Oh.
Al. Hem yapıyorum hem satıyorum. Evet, kendi pişir kendin yediyorsun. Evet Allah'a şükür. Allah bereket versin. Ama dediğin gibi Türklerde at, avrat, silah. En güzeli. Emanete de verilmez değil mi? Türklerde bayrak, at, avrat, silah, namus, başka da. Eyvallah, eyvallah. Vallahi abi teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Çay kahve içelim. Vallahi abi sağ ol. Ya her gittiğimizde de çay kahve içelim. Beyda Hanımları ne kadar güzel ya. Beyda yabancı ya. Misafirperverdir, çok canı yakındır. Vallahi, aynen öyle. Başımın çok üstünde yerimiz var her çok zaman. Çok teşekkür için. Ediyorum. Kolay gelsin. Dikiz Aynası yoluna devam ediyor. Beyda'nın bir adı da Küçük Hollanda. Büyükbaş hayvancılık Beyda'da çok fazla. Biz bir ablamızın yanına geldik. Önce ablamızı bir tanıyalım. Hoş geldiniz. İsmim Nevin Certel. Beyda'da yaşıyorum. Aslen Haluköylüyüm. Beyda'da evliyim. Onun için Beyda'ya taşındık. Evlendiğimden beri hayvancılık yapmaya çalışıyorum. Yani aslında güzel bir şey fark ettim. Ev hanımısınız. Ev hanımlığından da ziyade burada gördüğüm kadarıyla 7-8 tane de hayvanınız var. Büyükbaş hayvanınız var. Hem ev hanımlığı hem de hayvancılığı aynı anda götürüyorsunuz. Götürmek zorundayız. Ya, hayat şartları malum. Eşimizin çalışmasıyla olmuyor. Genelde Beyda'da birçok evde hayvan vardır. Eşleri çalışan bayanlar da hayvan bakarak onlara destek olurlar. Maddi imkanlarımız kısıtlı olduğu için elimizden geldiğince eşlerimize destek olmak amaçlı hayvancılık yapıyoruz. İşte Türk kadının da en büyük özelliği bu. Bu arada geldi, hoş geldin, sefa geldin diyorum. Süt, bir ne kadar süt alıyorsunuz? Şu anda benim hayvanların süt verimi düşük. Yem çok pahalı olduğu için yemden kısmak zorunda kaldık. Ya boğazlarından kısmayın ama. Yok, karnını doyuruyoruz ama süt almak için belli bir oranda yem verilmesi gerekiyor. Şu anda yem fiyatları çok yüksek. Yani hayvan başına 15 litre süt zor alıyorum şu anda. Pekala kurtarıyor mu? Hayır, kurtarmıyor. Kurtarmıyor ama yine de... Yani düzelir diyoruz, biraz dişimizi sıkalım diyoruz. Yaklaşık bir yıldır bayağı bir zorlanıyoruz. Artık eşimin maaşıyla saman almaya başladık. Sılaj yapıyoruz kendi tarlamızda. Onun işçiliği ayrı. Ben kendi emeğimi hiç saymıyorum. Artık elimizden geldiğince birikim yapalım amaçlı sıkıyoruz dişimizi. Yoğurt falan yapıyor muydun daha önce? Yani bir sene öncesini, yani yem pahalanmadan önce ne kadar süt alıyordunuz? Yani normal bir yem yedikleri, normal beslendiğini düşünelim, öyle diyeyim artık. Hayvan başı en az 25 litre süt almam gerekiyor. Ama ben şu anda 15 litre anca alıyorum hayvan başına. Yani en kötü hayvandan 25 litre almamız gerekir. Normalde. Pekala yoğurt, tereyağı, peynir falan yapıyor musunuz? Yapıyorum. Yani. Ama tabii verimli süt alırsanız yapıyorsunuz. Yani şimdi tereyağı yaptığımızda satmak istiyoruz. Alan kişiler 100 lira diye duyunca şok oluyorlar. Almak istemiyorlar. Haklılar. Ben de şu anda kendi hayvanım olmasa 100 lira verip de tereyağı almak için düşünürüm. Zaten o yüzden tereyağı sağlığa zararlı diyorlar. Onu da söyleyeyim. Ama biraz da bahaneleri bu. Süt yoğurt yemeden olmuyor. Bir de şu var. Köylü üretmezse, biz çiftçiler sütü satmazsak siz şehirde nereden yiyeceksiniz? Evet, o da var. Yani aslında çok önemli bir konu. Yani. Ama ben en çok hoşuma giden şu oldu. Bir ev hanımı olarak 8 tane, 9 tane büyükbaş hayvanınız var. Hem çocuklara bakıyorsunuz, hem aileye destek olmak için, evin katısına destek olmak için de büyükbaş hayvancılık yapıyorsunuz. Ama tabii ki şikayetleriniz belli. Yem yani. Pahalı, istediğiniz ürünü, sütü alamıyorsunuz, değerlendiremiyorsunuz. Ne diyelim, kolaylık versin Allah. Kolay gelsin diyelim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ama ben tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir düşünce. Yani elimizden geldiğince bir şeyler yapmak istiyoruz. Çünkü çocuklarımız var. Onlar eşimize destek olursak çocuklarımız daha güzel bir hayat yaşayacak. Kaç tane çocuk var bu arada? İki tane. Oğlum üniversitede okuyor. Kızım lisede. Kafkas Üniversitesi Rus Dil Edebiyatı'nda okuyor oğlum. Aynı zamanda şu anda Kuşadası'nda çalışıyor. Vallahi iyi. Peki onların böyle merakı var mı hayvancılığa? Yok, oğlumda alerjik sorunlar var.
ve çok da sevmiyor hayvanlarla uğraşmayı. Ben abi de sevmiyor. Ben hatta dedim ki abi gel röportaj yapalım falan, yok dedi. Ben dedi anlamam. Direkt topu size attı. Şimdi eşimde de rahatsızlık var. Astım rahatsızlığı var. Kızımda da aynı şekilde. Hayvanlar sadece bende maalesef. Vallahi. Bütün işçiliğini ben yapmak zorundayım. O zaman senin kıymetini bilsinler diyorum. Başka ne diyeyim? Dikiz aynası yoluna devam ediyor. Bu arada ben de seveyim de ben de gel kızım gel diyor, gelsene yani, o kadar yem veriyor sana, bakıyor. Bunları sadece ben baktığım için veteriner gelsin ya da ilçe tarımından herhangi bir yetkili gelsin, erkekse hemen kaçarlar. O zaman ben uzak durayım. Biz sen de geleceksin mi? Yok. Nehir, gel kızım. İsmi Nehir mi? Evet, bunun ismi Nehir. Bunun ismi? Leyla. O? Onu dışarıdan aldık, ismini bilmiyorum. Emir olsun, Emir. Ona da bir isim koyduk. Evet, bu kahverengin ismi bundan sonra Emir. Nehir. Orada erkek var, 2 yaşında. Paşa. Şu Çiğdem. Orada var bir tane Ayşe, beyaz o da. Abi o, yalnız çok bir dengesiz bir şey oldu. Ayşe, Fatma derken Emir'i ortaya koyduk. Allah yar ve yardımcıları olsun diyor. Dikiz aynası yoluna devam ediyor. Ben varmam inekliğe, yoğurdu sinekliğe. Allah nasip eylesin omuzu tüfekliğe. Ben varmam inekliğe, yoğurdu sinekliğe. Allah nasip eylesin. Neredeyse sıra? Beydağ'da kuşkonmaz tarlasındayız. Ben kuşkonmazı ilk defa duyuyorum. Aslında ilk defa duyuyor değil. Annem rahmetli saksıda beslerdi ama yendiğini hiç bilmiyordum. Beydağ'a gelince kuşkonmazın yemeğinin yapıldığını ve sağlıkta da. Evet, özellikle kanser tedavisinde kullanıldığını araştırmalarım sonucu öğrendik. Yani aslında nasıl yemeği yapılıyor onun da bir tarifini vermek isterdik ama belki denk gelirse kuşkonmazın yemeği nasıl yapılıyor onun da tarifini vereceğiz. Beydağ'da kuşkonmaz meyve mi sebze mi tam toparlayamadım bu arada, ağırlık veriyor. Çok güzel bir tarla yapmışlar. Yalnızca kuşkonmaz olarak bakmayalım. Tam karşımızda da müthiş bir mısır tarlası var. Yani hep diyoruz ya işte toprağa bereketli. Bir yerdeyiz, Beydağ'dayız. Kestanesi, inciri, çileğiyle meşhur Beydağ'dayız. Ama biz bir kuşkonmaz tarlasından kuşkonmadan yolumuza devam ediyoruz. Dikiz aynası kuşkonmaz tarlasından yoluna devam ediyor. Bahçelerde börülce, bahçelerde börülce, oynar gelin görünce. Evet, dikiz aynası yoluna devam ederken böyle emekçi hanımların yanındayız. Bir çilek tarlasındayız. Önce kolay gelsin arkadaşlar diyorum ama onlar o kadar dalmışlar ki işe. Hemen sizi tanıyalım bir. Ben Sevgi Doğan. Sevgi Hanım diyeyim. Evet. Şu anda ne yapıyoruz burada? Burada biz şimdi çileklerin tutmayan kollarını tutmayanlara bandırıyoruz. Tekrar bandırıyoruz derken? Evet. Fide oluşturuyoruz tekrar. Fide oluşturuyoruz. Evet. Kollarından artık yeni fideler oluşturuyoruz. Sanırsam çilek toplama bitti mi? Evet. Bir grup çilek topluyor, bir grup bu işi yapıyor. Beydağ'da çilek bayağı iyi yetişiyor. Böyle bir değerlendirdiğiniz zaman en iyi çilek bizler derken çileğin ne özelliği var? Beydağ çileğinin ne özelliği var? Valla farklı bir aroması var, kokusu. Zaten yetiştirildiği, yüksek yerde yetiştirildiği için, reçellik olduğu için çok güzel, rengi de çok hoş, tadı da çok hoş. Yani hep böyle güzel verim alıyoruz. Güzel verim alıyorsunuz. Saat kaçta geliyorsunuz tarlaya? Biz saat 6'da işbaşı yapıyoruz. Bu saatlere kadar evet. Çalışıyorsunuz. Aslında çilek mevsimi, yani tam hasat zamanı hangi ay? Hangi ay? Haziran, Temmuz. Ağustos 3'ünde de böyle çok güzel verim oluyor. Baktığımız zaman burası kaç dönüm? Valla burası 10 mu? Ben tam bilmiyorum. Tabii yani 10 dönüm vardır herhalde. Ya, zahmetli, zahmetli mi çilek? Evet, bayağı zahmetli. Biz anlatırsanız. Bu işe Mayıs'tan, Nisan ayından beri, ben Nisan'da başladım. Önce bir kurularını aldık, sonra tekrar bakımını yaptık. Bir dolu yağdı, tekrar bakımını yaptık ve sürekli bakım isteyen bir iş. Şu anda memnun musunuz pekala satışlardan? Memnunuz. Yani fiyatlar iyi. Devamlı olarak burada hani devamlı geliyoruz biz, kaç aydır burada devamlı işiyiz. Hani patronumuz da devamlı satışta güzel. Biz de alıyoruz. O hani güzel, fiyatları da güzel, uygun. Vallahi diyorsun ki bu arada ben bulamadım bir tane bile çilek. Çünkü yeni toplandı.
Ya biz şanssız olduk. Şanssız bedevi olduk. Şimdi toplanmış. Şimdi bu tarladan toplayanlar. Vallahi ablalar orada habire buduyorlar. Gördüğüm kadarıyla. Evet. Kuru yapraklarını alıp yeni kollarından ol tutmayan yerlere yeni fideler oluşturuyor. Ben şeyi öğrendim. Çilek 3 yıl meyve veriyormuş değil mi? Evet. Yani ektiğiniz zaman 3 yıl düzenli verim veriyormuş. Yani bu gördüğümüz görüntü 3 yıl boyunca evet. Hiç bozulmuyor. Bir daha dikmiyorsunuz. Yok 3 yıl böyle devam ediyor. Yani o zaman çilek bayağı karlı bir meyve. Yani. Ama pazarda... Zaten bu ovacıkta da bu 2 senedir bayağı bir çoğaldı yani. Barbunya'nın fasulyenin yanında kelle oldu yani. Kelle olmasa bu kadar çoğalmazdı. Çilek reçeli yaptın mı bu sene? Yaptım. İyi o zaman dönüşte bize bir kavanoz verirsin. Tabii ki de. O kadar met ettin yani evet. göz hakkı 5 kilo falan alalım. Yemeğine denk gelseydiniz herkesin sofrasında çilek reçeli gelirdi. Var mıydı? Vay. Neyse bir daha yolumuz düştüğünde. Ama biz söz alalım dönüşte o çilek reçelinden tatacağız. Tamam. Söz hiç mi? Söz. Tamam biz ovacığa gidiyoruz. Dönüşte uğrayacağız. Tamam hadi bakalım. 8 aynası çilek tarlasında yoluna devam ediyor. Vallahi helal olsun. Bir kova toplamışsın. Biz görünmeden gidelim. Hanımlar biz bunu görünmeden götürebilir miyiz? Bir topladık bunu. Kovasıyla birlikte. Kovasıyla. Yani kovayı geri göndeririz kargoyla. Evet harika görünüyor. Vallahi ben tatacağım. Evet ben tattım. Bana toplamaktan çok yedirdiler sağ olsunlar. Ha sen toplamadın bunu. Beraber topladık. Ha, tamam. Ben daha çok yedim. Vallahi ben bir tatacağım. İlk defa tarlada çilek yiyorum. Enfes. Harika. Harbiden. Kokusu, tadı, kendine özgü bir aroması lezzeti, var, aroması var. Harika. Vallahi hanımlar emeğinize sağlık. Biz gidiyoruz kovayla. Yok pek gönüllü güle güle demediniz ama. Ne bileyim böyle içime sinmedi. Evet Ayten'le ve ablalarımızla beraber çileği topladıktan sonra ayıklanma noktasına geldik. Bundan sonraki işlem süreci nedir, nasıldır biraz bilgi alalım sizden. Evet, şimdi çileklerimiz toplanıyor kovalarla. Kasalara dökülüp kasalarda büyük, küçük, ezik herhangi bir deformasyon varsa onları ablam seçiyor. Tekrar elden geçirilip tekrar kasalanıyor bu şekilde. Bundan sonra pazara. Evet iç piyasaya veriliyor. Yurt dışına da gitmiştir. Dubai'ye, Kuveyt falan o taraflara da yollanıyor. Onlar için biraz daha farklı oluyor. Küçük kutulara yerleştiriyoruz onları. Daha özel kasaları evet, oluyor. Evet. Dondurucuyla gidiyor onlar yani. Bozulmaya evet, uğramadan uçakla, deformasyona. Evet uçakla gidiyorlar. Uçağı yetiştirmek için bayağı bir çaba sarf ediyoruz. Çok hızlı olmamız lazım. Evet, daha seri hareket etmek gerekiyor herhalde. Evet, evet. 30 kişi çalışıyoruz biz yaklaşık burada. Evet. Sabah 5.30 gibi başlıyoruz. 2'de bitiriyoruz. İyice sıcaklar basmadan evet, mesai bitiyor. Sıcaklar basıyor ama gene de şey yapıyoruz. Çalışıyoruz en güzel şekilde elimizden geldiği kadar. Vatandaşa hizmet için buradayız yani. Güzel, eğlenceli oluyor. Çileklerimiz büyük ama hormonlu değil. Onu da söyleyeyim. Yapısal olarak öyle yani. Evet, biz az önce tadına da baktık zaten. Kokusu, tadı, enfes. Hani evet, hiç ilaçlı gibi değil zaten. Evet, çok harika, lezzetlidir. Hani insanlar baktığı zaman çok büyük hormonlu olarak düşünüyorlar da hormonlu değil. Çileğin kendi hani cinslerinden dolayı kaynaklanıyor. Tamamen büyük, küçük. Evet, evet, türünden ötürü çok lezzetli. Herkese almasını tavsiye ediyoruz. Çocuklar zaten çok seviyorlar evet, bunu. Evet biz de elinize emeğinize sağlık diyoruz size. Sağ teşekkür olun. Ediyoruz. Geldiğiniz için de teşekkürler. Sağ biz olun. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar size. Kolay gelsin. Anan geldi, baban geldi, dayın geldi, halan geldi, davul zurna çalan geldi. Hadi gari sen de gel. Koyun geldi, kuzu geldi. Kokucudan yazı geldi, Hacı Osman'ın kızı geldi, hadi Gali sen de gel. Bacalardan duman geldi, arpa buğday zaman geldi, komşu köyden imam geldi, hadi Gali sen de gel. Hadi Gali, hadi Gali, hadi Gali sen de gel. Evet şu anda tam böyle bir ortalık noktadayız. Evet. Bir tarafımız Aydın, bir tarafımız Ödemiş, bir tarafımız Beyda. Evet. Ama biz Beyda'nın öyle diyelim Ovacık Yaylası'ndayız. Evet. Beyda'nın çileği meşhur olduğu kadar Barbunya'sı da
Meşhur? Barbunyası da meşhur. Yani geleneksel her şey burada dedelerimizden kalma, tohumlarımızla. Mesela kestane meşhur, avuç yaylası olarak elma. Yani her türlü sebze ve meyve burada yetiştirmek. Abi bir de ben konuya o kadar çok balıklamaya girdim ki. Kimsin? Kiminle konuşuyorum? Kendinizi kısaca bir tanıtırsanız. Ben Pıçaçık köyünde oturuyorum. Ödemiş'e bağlı Pıçaçık köyünde Ovacık ailesi oluyor burası. Köyümüzün genel tüçarlardanım. Yani alım satıyorum bu işi, bu mesleği yaklaşık 30 senedir falan yapıyorum. Hem üreticiyim hem tüçarım. Buradaki aldığımız ürünleri genelde Ege bölgesinde pazarlama yapıyorum. Genel olarak da Bodrum pazarına taşıyorum. Haftada 50 ton, 60 ton gibi mal satıyorum. Ya buradan 50 ton, 60 ton haftalık mal çıkıyor yani. Evet, çıkıyor, çıkıyor. O konuda sıkıntımız yok. Üreticilerimiz de genelde çalışıyorlar bu konuda. Şu anda güzel mahsullerimiz de genelde para ediyor. Ya belediye başkanımız da tanıtıma çok önem veriyor. Gördün Bey mi? Evet. İzmir Beyda Belediye Başkanı değil mi? Başkanımız, evet, evet. Sağ olsunlar. Kendisi geçen bir milletvekilimiz de geldiler. Bizi teşrif ettiler ve ziyaretimize geldiler. Oraya yeni yapılan yol var buraya. Evet, o konuda da çok katkıları var Sayın Belediye Başkanımızın, Ferdun Bey'in. İzmir Belediye Başkanımız falan. O konuda çok katkıları var. Yani, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. O yolun ediyoruz. Yapılması bile, biz çünkü Beydan buraya çıkarken yol bayağı kötüydü ama... Evet, şu anda güzel oldu. Evet, bizden tarafa da yaptı. Hatta bizim bölgeye Ödemiş bakıyordu. Biz de sağ olsunlar, bizden tarafa da çok yardımcı oldular. Evet. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz o konuda. Biz de belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Abi şimdi iki çeşit barbunya var. O uzun barbunya, bu kısa barbunya. Bize dediler ki ne? Kısa barbunya alın. Şimdi kısa barbunyanın özelliği, bu bizim, ben bile hatırlamıyorum, dedelerimizden kalma ana tohum, yani ana tohum lezzet olarak, yani hiçbir kimyasal madde şu bu içermeden, dışarıdan gelmeden, bu bizim ana tohumumuz. Kendimizin mesela dolaba falan kendimiz hep bundan kısa barbunya adı olarak geçiyor. Bıçakçı barbunya geçiyor. Onlar daha lezzetli olduğu için onu tercih ediyorlar. Mesela bunlar arası falan fiyat farkı oluyor. Şöyle şunu baktım da mesela şu daha güzel görünüyor ama değil, yanılıyorlar. Bunun ana tohumu dışarıdan gelme. Anladım. Anladın mı? Tamamen yerli tohum. Tamamen yerli ürün. Evet arkadaşlar. Yani evet. Pazara gittiğinizde görünüşe aldanmayın. Boyuna baktığınız zaman aldanmayın. Asıl barbunya bu kısa barbunya, evet, ama kısa barbunya. Bıçakçı barbunu geçer. Bıçakçı barbunu geçer. Bedava bağlar. Genelde bıçakçı barbunu olarak geçer. Taze fasulye de mi size ait? Evet, bu da bize ait burası. Ayşe olarak geçer ismi. Halk dilinde de kumbar olarak geçer. Alman Ayşe geçer. Yani bunu... Abi ilk defa diyorum. Hadi Ayşe kadın fasulyeyi duydum da Alman. Onu ilk defa duyuyorum. Herhalde çok eskiden Alman. Alman adı Alman olduğunu göre demek ki dışarıdan geldi tohumu. Abi bu arada çay gelmişti. Çayımı da ben alayım. Abi ben en çok neyi seviyorum? Köy kahvesinde çay içmek, sohbet etmek benim en çok keyif aldığım şeylerden biri. Ya bir gelip böyle köy kahvesinde oturup bir soğuk ayran içmek, bir çay içmek harika olur, oluyor. Olur, ikram ederiz. Sıkıntı yok. Vallahi ben zaten diyorum yani ciddi anlamda geldiğimizden beri güler yüzünüz, yani tüm Beyda Ödemiş bu bölgeyi geziyoruz. Harika ama önemli... yaylamız gerçekten mükemmel bir yer. 10 numara bir yer. Yani şu çevre yerlerde en güzel yerimiz burasıdır. En güzel yöremiz burasıdır halk olarak. Halk olarak insanları da sevecendir, katkılıdır, ne bileyim toplumu için katılırlar. Yani sen mesela ben açım diyorsan geleceksin bana bir yemek yedir dersin. Herkes itiraz etmez, herkes yedirir. Vallahi ben şunu söyleyeyim. Aslında pazara genelde Esra çıkıyor. Vallahi Esra gelsin aslında bir bak tanısın bir Alman Ayşe fasulyeyi de Esra gelecek şimdi. Çünkü pazar işine o bakıyor evde. Tabii yani hanımların işi. Ben ne diyeyim artık? Yani Esra gelirse bak. Buyurun Esra. Buyurun. Bak. Kolay gelsin. Sağ olun. Hep Ayşe kadın diye bizi kandırdılar. Bu Almanmış bir kere. Evet. Evet doğru. Doğru. Öğrendik artık ne yapalım. Bugüne kadar. Bunda kılçık olmaz ama Ayşe fasulye de iki tarafında kılçık olur. Bunda kılçık olmaz. Böyle baktın mı bu Alman Ayşe'dir. Yani harika. Size diyorlar ki öbür Ayşe'den diyorsa yalan söylüyorlar. Yok. Pazara gittik mi diyeceğiz ki bize kardeşim. Öbür dediğiniz Ayşe, yeli Ayşe dediğiniz şöyle boğmak şeyler yapar. Bu kartımış onun için bunun içinde böyle çıkıyor. Şöyle boğmak olur ve kılçıklı olur. Anladın mı? Yani. Bu kılçıksızdır. Öğrendik artık. Bundan sonra dikkat. Tabii ki öbürkü çok farklıdır. Lezzet olarak. De, onunla ve bu lezzet olarak çok farklı. Bir de barbunyanın bundan sonra uzun önce kısası makbulmuş. Makbulmuş. Evet. Onu da öğrenmiş olduk. Abi çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Hepinize Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Misafir ettiniz. Bir demli çayımızı içtik. Tabii ne demek. Dikiz aynası. Ayran içeriz. Ayranımız da var. Vallahi değil mi? Kalktıysa var. Doğal olarak yani yapalım. Vallahi ayran içerken de fabrikasyon değil.
Ayran içerken de emir çeker bizi. Dikiz aynası ayranıyla, çayıyla yoluna devam ediyor. Evet, Beydağ'da gezimiz devam ediyor. Hani her şeyi tanıttık ama lezzetlerini tanıtmasak olmaz dedik. Ustam, önce sizi tanıyalım. Oktay Yoldaş, bizim Yoldaşlar Restorant sorumlusu. Oğuzcuk ailesinde Beydağ, Ödemiş, Bıçakçıköy. Burada kuyu kebabı yapıyoruz. Genelde kebaplarımız kuzudan, oğlaktan, mevsimine göre değişiyor. Bu da şu anda kuzu kebabımız var. Sizlerin de sayesinde onu bir göreceğiz. Abi bakacağız. Kuzu kebabı, yani kuzuyu komple mi attık yoksa etin kuzuyu biz, kuzu genelde biz bütün atıyoruz. Ama tabii bu parçaları ayırdığın zaman daha güzel, lezzetli oluyor. Bugün de bir sizin sayenizde parçaları ayırdık. Artık bakalım nasıl olacak. Kaç saat kaldı abi kuyuda? Bu yaklaşık 1,5 saat kuyuda kalıyor bu. 10 dakikada kapağını açtığımızda 10 dakikada bir dinlenme süresi oluyor. Ondan sonra da servise başlıyoruz. Abi bunu ben şimdi detayda görüyoruz zaten. Oğlum da o gün yoldaş var zaten. O da yardım edecek bize. O gün vallahi o gün de zaten çok yakışıklı duruyor. Evet. Vallahi o gün hadi beraber açalım mı o gün? Artık açılışı beraber yapalım ha. Evet. Beraber. Hadi yapalım. Sizin kadar yakışıklı oğlum, bakalım artık. Vallahi benden yakışıklıyı almıyorum ekranı. Hadi. Abi of. Of, gözlükler gitti. Nasıl bir görüntüdür bu ya? Bu kuzu kebabımız. Bunu farklı bir acıda denedik bugün, parçalar halinde. Vallahi onu çıkarmak bile bence marifet gibi geliyor. Evet. Abi bak şuna, bak. Allah Allah abi. Bu ön kolumuz ve de kaburgamız. Kaburga yemek isteyen müşterilerimiz ayrı bir kaburga yapıyoruz. Yani kürek soyması dediğimiz. Bir de en lezzetli olan yerimiz artık burası. Abi hani diğer taraflar da güzel aslında da. Sana şunu diyeyim. Senin ellerini benim ayaklarımı bağlasınlar. Ben yoluma devam edeyim. Vallahi. Birazdan serviste de göreceğiz. Evet. Ama yolunuz böyle Ödemiş'ten Beydağ'dan geçerse, evet, gelin ustamı görün. Ya ustam bir defa güler yüzü yeter. Sağ olun, teşekkür ederiz. Vallahi bak ben şöyle söyleyeyim. Hani geldik buraya, ya hemen çekelim falan, dur dedi, ne yapıyorsun dedi ya. Bir çay iç, bir karnını doyur. Ya aç değiliz dedik, olmaz dedi. Açmışız da haberimiz yokmuş. Önce lezzetine bakalım, daha sonra yorum yapalım. Evet. Bu arada tabii Oğuzcuk ailesine yol düşen bütün herkes. Ya ben bir şey söyleyeyim aslında. Yemek yemek önemli değil ya, bir çayımızı içelim. Kirazlarımızı toplayalım maaşlardan. Evet ya, biz yani, kiraz yetişemedik. Hani karnımız tok olabilir. Hani... İlla yemek yemek zorun değil. Bir çayımız abi için bir selamınızı, bir sabahınızı. Ben bir şey söyleyeyim yani. Ya işletmecilik böyle bir şey. Evet, evet. Abi sen yoruldun, farkındayım. Sen az sonra kaldık öyle. Evet. Evet, işletmecilik böyle bir şey işte. Yani evet, illa ki gelip burada yemek yemek, evet, önemli değil. Evet. Gelip bir bardak çay içmek. Hoş muhabbet. Hakikaten göreceksiniz birazdan. Evet. Müthiş de bir bahçesi var. Evet. Kiraz ağacı, ceviz ağacı, kestane ağacı, elmalar falan yok. Vallahi ben kendi adıma söylüyorum, kefilim de. Kolay kolay kimseye de kefil olmama gerçekten. Sağ olun, biz de kefiliz. Gelin abi buraya. Buradaki şu güzelliği bir görün diyoruz. Biz gidiyoruz. Evet, üç kuyuda bitmiyor. Burada da böyle bir sistem var. Burada da ısıtıyoruz. Değil mi abi? Burada da ısıtma sistemimiz var. Kuyudan çıkardığımız kebaplarımızı burada da müşterimize sıcak bir şekilde tekrar servis ediyoruz. Abi bir de servisi görsek böyle, hani nasıl yapılıyor? Mesela ben... servisi bu şekilde... Vallahi. Evet, barda burada bakır tabakları da gördüm ben. Vallahi. Böyle her şey orijinal. Bakır tabağı da geldi. Vallahi kimse görmeden ben şöyle bakacağım bir. Et balık kelle, bunlar gelir elle. Gelin.
Çıkın çıkın gelin diyorum. Ben başka bir şey demiyorum. Artık yorum sizin. Vallahi. Ben gidiyorum abi. Abi sen al mikrofonu. Tut. Abi tut bunu. Hadi abi görüşürüz. Görüşürüz. Halan geldi, baban geldi, dayın geldi, halan geldi, davul zurna çalan geldi. Hadi gari sen de gel. Koyun geldi, kuzu geldi, kokucudan yazı geldi. Hacı Osman'ın kızı geldi, hadi gari sen de gel. Bacalardan duman geldi, arpa buğday zaman geldi. Komşu köyden imam geldi, hadi gari sen de gel. Beyda'da gezerken bir kahve içelim dedik ama öyle bir yere geldik ki bir saattir çıkamıyoruz, program da aksadı. Abi önce çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz, çok sağ olun. Yani yolunuz düştükçe her zaman çıkın çıkın gelin abi, her zaman evet, bekleriz. Evet, biz inşallah her zaman çıkıp çıkıp geleceğiz. Bir de buranın bir özelliği var, aile. Yani en güzel şey de bizim hoşumuza giden o oldu, biz de ailecek çalıştığımız için. Yenge sen ne diyorsun, iki tane bey? Patron sensin anladığım kadarıyla. Patron hepimiziz. Patron yok burada. Vallahi Oktay abi öyle demiyor. Ben Oktay abiye demin gel diyorum, gelemem diyor. Abi gel diyorum, dur oğlum yengenden izin alayım falan diyor. Ya biliyorsunuz evde illaki patron eşimiz yani. Evet, evet. Benim de başımda var ben bilirim. İllaki eşimiz olmayınca şeyler olmuyor. Evet, sağ olsun vallahi. O da mesela bizlere, oğlum o gün yoldaş olsun sağ olsun, mezelerle ilgileniyor. Eşim mutfakta. Yine ona yardımcı oluyor salatalarda. Mutfak eşime ait. Mutfağa kimse giremez diyorsun. Hayır. Gördün mü? Bir de diyor ki patronlar diyor. Ha ne oldu? Bak patron illa keşlerimiz. Evet. Ne oldu? İşte ben de aynı durumdayım. Abi vallahi ikimizin de hali perişan. Keşlerimiz başlarımızın tacı. Evet, Allah başımızdan gerçekten eksik etmesin. Ben de eşimle beraber yapıyorum programı. Gerçekten ailecek çalışma. Bir de yeğenim var. Sevsek de sevmesek de kabul ediyoruz kendisini. Tabii işini esprisi. Biz her zaman olduğu gibi böyle iyi dostlar bulduk mu selfie yapıyoruz. Selfie ile Beyda'dan Dikiz Aynası yoluna devam ediyor. Anan geldi, baban geldi, dayın geldi, halan geldi, davul zurna çalan geldi, hadi gari sen de gel. Koyun geldi, kuzu geldi, kokucudan yazı geldi, Hacı Osman'ın kızı geldi, hadi gari sen de gel. Bacalardan... Evet Esra, valla bir teyzemizin yanına geldik, çayımızı da içtik böyle serin çınar ağacının altında. Hemen bir tanıyalım ablamızı. Ben buradan köre de otur ya. Abla şöyle bir geleyim ya. Sen şu Beyda'nı anlat bize bakalım. Ya burada nasıl kız alınır, nasıl kız verilir? Burada kız istenine, isterler ölek verirler. Tamam işte gelenekleriniz, görenekleriniz ne? Ne olur isterler, düğüne derler. Böyle çeşme başında görme falan kaldı mı artık? Yok, öl görüşüm var, görüşüyorlar. Çeşme başında. Çeşme başında değil galiba. Bugün sal olmuyor galiba. Öyle olmuyor mu? Olmuyor. Yani, kaç gün sürüyor burada düğünler? Yani bir kızı böyle ya şöyle bir kıza gidip biz de gidip kızı istiyoruz ama burada bir gelenek, bir görenek vardır. Sürüyor düğünler. Görüşüyorlar, anlaşıyorlar kızla oğlanla. Onsa düğün ediyorlar. Ceyiz var mı ceyiz? Ceyiz var. Neler var ceyizlerde? Ceyizde çemberler, eşyalar, ev eşyası oluyor. Ev böyle eşyaları. Artık nakış falan var. Dantel, mantel var, yapılıyor mu? Var. Vallahi. Salça yaptın mı bu sene? Artık konuyu değiştireyim ne abi? Salça yapmadım daha. Hadi ya bu zamana kadar salça yapılma. Yapmadım daha, büyüğün geldi salçacılar. Gelmiyorlar köyümüze, etmedim daha. Turşu? Turşu kuruyoruz. Ya bu kestanenin reçeli meçeli oluyor mu? Yok reçeli olmuyor. Bizde yapan yok onu. Hayır. Reçeli oluyor. Hiç kestaneden ya topluyoruz gidiyor. Ha topluyoruz. Toplanıyorlar. Zobayısın közüp yiyorlar. Vallahi senin yerin güzel. Çınarın altında maşallah. Abi de yanında. Abi zaten hiç muhabbete karışmıyor maşallah. Patron sensin belli. Yani oturuşundan belli patron oldun. Ya belli oluyor ama böyle baktığın zaman belli oluyor. Allah'ım yarabbim. Ne? Doğru değil mi? Doğru. Allah'ım. Güzel konuşuyorsun. Güzel konuşuyorsun. Vallahi. Sen şimdi ben patron oldum ha. Bu patron. Ya şöyle bir bak amca, bir göstereyim amca diyorum, abi diyeyim artık amca. Bir abiye bak, o da benim gibi gariban Anadolu çocuğu. O yaşlanmış mı, yaşlandık? Yok canım sen de öyle de deme şimdi, deme öyle. Bari adamın yüzüne deme yaşlandı başlandı diye. Yok daha maşallah 18'lik duruyor.
ama senin patron oturuşun farklı. 19.30. Doğru mu? Ne diyorsun Esra? 59. Ama göstermiyor. Göstermiyor. Harbiden gö. Ben kocadım. Sen onu kocatmışsın, beni konuşturma. Ağzımı açtırma şimdi. Ben bunu neden kocatacağım? Ben kocadım. Şimdi ağzımı açtırma beni. Ben kocadım, o kocuma da. Hani ben burada, ben gittikten sonra bir avukat aramayın diye uğraşıyorum ama. Yok. Kaç yıllık evliyiz? 35. Ya maşallah. Çoluk çocuk? Oğlum evli, kızım gelin. Torun var mı torun? Torun var ya. Senin patronluğun oradan geliyor zaten. Oğlum evli, kızım evli, torundan mı? Maşallah. Ondan artık böyle diyorsun ki ben istediğim gibi otururum diyor. Oğlan ev vermiş, kızı ev vermiş. Evet. Çınar'ın altını da bulmuş. Ha, Çınar'ın altını buldum. Tamam, bundan sonra bak Esra görüyorsun değil mi? Bundan sonrası keyif artık. Vallahi keyif. Vallahi ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ya ben şeyi soracağım bir de aklıma gelmişken. Evet. Beydağ'ın en güzel böyle yöresel yemeği. Yöresel. Düğünlerde. Keşkek, yemek, et. Et yemeği. Pilav. Yani düğünlerde olmazsa o keşkek eskiden yemek. Böyle o şeyleri dövüyorlarmış. Kaldı keşkek, mı? Keşkek, et bunlar güzel. Dövüyorlardı, onu biraz kalkar gibi oluyor. Makineyle yapıyorlar. Artık her şey makine ulaştı. Makine ne oluyor? Ama eskiden kız almak için... Serdiniz köyümüze. He? Serdiniz mi buraya? Valla çok sevdik. Harbiden çok sevdik. Gerçekten. Ama... Beyda. Zaten Beyda'dan geldik biz. Beyda'dan mı geliyorsunuz siz? He. Geze geze geldik. Eskiden kız alacağın zaman damada keşkek dövdürürlermiş 40 gün. Yok yok, öyle bir şey yok ya. Sallıyorlar mı, atıyorlar mı? Yok yok. Kaç gün dövdürüyordunuz? Valla bilmiyorum, dövüyorlar değil mi? Abi dövmedim keşke. Yok, ya abi şöyle bir yaklaş. Valla abi var ya öyle uzak oturuyor ki. Sen keşkek dövmedin mi? Dövdüm. Yok, yengeyi alırken keşkek dövmedin. Ya onun zaten o U'dandı o. Ha, ileriden. Başka köylendi. Keşkeye gerek yok dedin. Yok ya, ben bunu aldım bu evde oldu. Getirdim bu evde oldu o da. Ne diyorsun? Doğru. 35 yıl geçtikten sonra bak itiraflara bak. 35 sene oldu. 35 sene geçti. Geçti mi? Geçti. Kaç sene oldu bir itiraf? 35 sene diyor. Böyle abi düşündü. 70 gibi olmuş gibi söylüyorsun abi. 86-87 evlendim ben. Valla ben matematiği genelde Esra yapıyor. Benim o kadar matematiğim yok. Ben sözelciyim. Valla muhabbetiniz çok güzel. Allah muhabbetinizi bozmasın. Ama 19,5 yaşında. 19,5 yaşında. Çok inandırıcı. Ablam da 18 yaşında. Evet, biz burada programı kesiyoruz arkadaşlar. Dikiz Aynası yoluna devam ediyor. Bozdağ bir tarafta, Beydağ bir tarafta, karı da burada. Beydağ bir tarafta, evet. Karımız da burada. Dağdan geliyor. Bak, Emir'i evet. Göster. Karı tam böyle karşı dağdan geliyor. Evet. Vallahi harika. Evet. Neydi bunun adı? Kar helvası. Kar helvası. Evet, kar. Ve Ağustos'un... Ağustos'un kaçı? Ağustos'un 10'u. Ağustos'un 10'u. 10 Ağustos arkadaşlar bugün. Ama vallahi kar. 10 Ağustos'ta kar. Bir de diyorlar ki bu memleket niye bu kadar güzel? Ağustos'ta kar olursa... Evet, biz bunları kuyularımız var dağda. Kışın yağan kar kuyuları doluyor. Üzerini örtüyoruz. Üzerini örttükten sonra yazın buradan galıp galıp kesip getirip Ödemiş, Beydağ, Kiraz, İzmir... Vallahi. Gönderiyoruz. Gelip alıp gidiyorlar ve her yerde de Beydağ karı olarak meşhurdur. He, arkadaşlar bir de bak bunun özelliği adı üstünde Beydağ karı. Evet, Beydağ vallahi, karı. Bunu neyle yapacağız şimdi? Karadut. Işte. Vallahi biz karadutlu alalım bir tane. Tamam. Karadudum, çatal karam çingenem diyor ya. Evet. Biz de onunla. Vallahi. Vallahi bir bakalım şöyle. Muhtarım sen bir tut da ben böyle bir tamam. Şöyle bir bakayım. Buyur. Valla Ağustos ayında kar yenir mi? Evet, yenir. İşte bizim de ülkemizin en büyük özelliği. Beydağ'da olursan yenir. Ha, bir de Beydağ'da evet. Olursak yenir. Adaküre köyünde olursanız. Yani, evet. Valla muhtarım. Ne diyeyim? Çok güzel. Afiyet olsun. Valla Esra gel. Valla Esra da
Bunu Mersin'de görmüştüm. Geldim. Hemen geldim. Karadunum. Sakal kara. Çingenem hemen diyoruz. Devam edeyim ben. Evet. Dikiz aynası yolunda devam ediyor. Evet. Bir tarafımızda Bey Dağları, bir tarafımızda Bozdağ. Efeler Diyarı Yeşil Beydağ'dan artık yolun sonuna geldik. Biz İdris abiye teşekkür ediyoruz. 3 gün boyunca bize rehberlik etti. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Beydağ tanıtımında bizlere öncülük yaptığınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Biz teşekkür ediyoruz. Gerek belediye başkanımıza, gerekse belediye personeline ve en önemlisi Efeler Diyarı'nda olduğumuz için Beydağ halkına biz teşekkür ediyoruz. Ve bu dağlardan diyoruz ki Dikiz Aynası yoluna devam ediyor. Evet, devam ediyor. Çakıcı Mehmet Efeler'le devam ediyoruz yolumuza. Haftaya görüşerek kendinize iyi bakın efendim. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. Bize de derler Çakıcı, yar fidan boylu, yıkarız konakları. Bize de derler Çakıcı, yar fidan boylu, yıkarız konakları.